Merhabalar, ben öğretim görevlisi Özel Arık. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim elemanı ve müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım. 2005 yılından itibaren sağlık sektöründe uzun yıllar çalıştıktan sonra üniversitemize başladım ve burada göreve devam ediyorum. Ve üniversitemize hizmet etmekten onur duyuyorum. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulumuz ilk olarak 2019 yılında YÖK kararıyla kurulmuş ve bu alandaki ilk mezunlarını 2021-2022 eğitim öğretim döneminde vermenin gururunu yaşamıştır. Yüksek okulumuzda ön lisans seviyesinde 2 yıllık eğitim öğretim faaliyetleri sunulmaktadır. Kuruluş amacımız ise dünyada ve ülkemizde hem kamu sektörünün hem de özel sektörün artarak devam eden sağlık ara eleman ihtiyacını, nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamaktır. Yüksek okulumuzun bulunduğu yerleşke, üniversitemizin Meram Sağlık Yerleşkesi içerisinde Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesinin bulunduğu alanda, yani yerleşkede bulunmaktadır. Bu lokasyon öğrencilerimiz açısından hem staj hem de uygulama faaliyetlerinin kolay ve ulaşılabilir olmasını sağlamaktadır. Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda farklı bölümlerdeki mevcut öğrenci sayımız mevcut durumda 342'dir. Bugüne kadar yine farklı bölümlerden toplamda 100'e yakın mezun öğrencimiz bulunmaktadır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu bünyesinde aktif olarak öğrenci kabul ettiğimiz 2 bölümümüz ve bu 2 bölüme bağlı 2 tane de programımız bulunmaktadır. Bunlar Dişçilik Hizmetleri bölümü Ağız ve Diş Sağlığı programı ile Tıbbi Hizmetler ve Teknikler bölümü ilk ve acil yardım programıdır. Bu programlardaki mevcut öğrenci sayımız ise şudur. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde ilk ve acil yardım programındaki öğrenci sayımız 177, Ağız ve Diş Sağlığı programındaki öğrenci sayımız ise 165'tir. Yüksek okulumuz bünyesinde YÖK tarafından açılması onaylanmış, ancak teknik ve akademik altyapı çalışmalarımız tamamlandıktan sonra öğrenci kabul edeceğimiz programlar da mevcuttur. Bunlar diş protez teknolojisi programı, anestezi programı, diyaliz programı, fizyoterapi programı, optisyenlik programı, tıbbi görüntüleme teknikleri programı, tıbbi laboratuvar teknikleri programı olmak üzere farklı nitelik ve uzmanlıklara sahip olan programlardır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulumuzda mevcut durumda 4 öğretim üyesi ve 5 öğretim görevlisinden oluşan 9 akademik kadromuz bulunmaktadır. Ancak derslerin içeriğine göre ihtiyaç duyulan alanlarda Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültelerinden alanında uzman ve tecrübeye dayalı örneklerle, vakalarla ders anlatımına yardımcı olabilecek hocalarımızdan destek almaktayız. Bu yüksek okulumuzun en güçlü yanlarından biridir. Sahadan ve alanında uzman hocalarımızdan aldığımız destek derslerimize zenginlik ve kalite katmaktadır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulumuzdaki mevcut eğitim öğretim modeli genellikle şu şekildedir. Birinci yılda yoğun bir teorik ders alan öğrencilerimiz, ikinci yılda ise yoğun bir uygulama ve staj programına dahil edilmektedir. Özellikle ağız ve diş sağlığı programı öğrencileri, yine yerleşkemizin içerisinde mevcut bulunan Diş Hekimliği Fakültesi'nin klinik ve laboratuvarlarında diş hekimleriyle birlikte fiilen iş programlarına katılarak eğitim almaktadırlar. Yine ilk acil ve yardım programındaki öğrencilerimiz de okulumuz bünyesindeki simülasyon merkezindeki model ve maketleri kullanarak yine okulumuz bünyesinde öğrencilere sağlanan ücretsiz tıbbi malzeme, tıbbi cihaz ve ekipmanlarla staj ve uygulamalarını gerçekleştirmektedir. Yine öğrencilerimizin staj ve uygulamaları üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren ve bölgesel düzeyde hizmet veren Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, İl Sağlık Müdürlüğü'nün 112 istasyonlarında ve ilimizdeki diğer hastanelerle yaptığımız protokoller çerçevesinde bu hastanelerin ilgili bölümlerinde staj ve mesleki uygulamalarını gerçekleştirmektedir.